Merhaba retro severler bu bölümde Sega Dreamcast Arcade Stick'e bakacağız. Aslında elimde daha eskiden edindiğim iki özel arcade stick daha var. Henüz incelemesini yapmadığım ama bunu öne almak için de geçerli bir sebebim var. Malumunuz Sega arcade sektöründe oldukça köklü bir firma. Dolayısıyla da bunca deneyimin Sega markasıyla sunulan arcade hissedilmesine hissedilmesini ummak doğaldır diye düşünüyorum. İlk hayal kırıklığımı daha önceki Virtua Stick MK 80.112 incelememde sizinle paylaşmıştım hatırlarsanız. Birçok konuda Contourland marka bir çok da farklı gelmemişti bana. Ama bir noktada hakkını yemeyelim. Gerçek arket kabin klasmanında bir görüntüsü ya da parçalarının yüksek kaliteli arket parçaları olduğuna dair bir iddiası ya da görsel bir iması yoktu. Fakat yine Sega Saturn için çıkmış olan bu HSS-0136 ve bugün konumuz olan e, bu Sega Dreamcast Arcade City'ye bakar bakmaz... ...Sega'nın en popüler arcade kabinlerinden biri olan Astro City deneyimini ev ortamında yaşatma imasını sezebiliyorsunuz. Bu da çok büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyor. Evet, az önce bahsettiğim geçerli sebep de, yani bu incelemeyi öne almamın ve biraz bu konuda aceleci davranmamın sebebi de hayal kırıklığı. Bir de incelemesini ertelediğim e, Sega Saturn Arcade City'yi HSS... SS0136'yı yıllardır incelememiş olmamın nedeni ilk sahibinin henüz 90'larda alır almaz stick kısmını gerçek bir sanvayla modlamış olması. Belli ki orada da bir hayal kırıklığı yaşanmış ve acil bir şekilde konuya el atılmış. HKT 7300'e yani bu Dreamcast City'ye dönecek olursak elime aldığımda ilk hayal kırıklığını ağırlığından dolayı yaşadım. Kesinlikle görüntüsünün ima ettiği ağırlığa sahip değil. Çok hafif dandik stickler gibi de değil ama ilk izlerimin verdiği ağırlık kesinlikle yok. İkinci hayal kırıklığı ise stick kısmında başlıyor. Ee, sadece çok kötü sticklerde hissettiğim bir saçmalık var çalışma şeklinde. Aktivasyon mesafesi makul ama switch aktif olduktan sonra da çok fazla hareket için saçma bir geri bildirme neden oluyor. Dolayısıyla zaten aşırı gevşek bulduğum yayın da katkısıyla ortaya berbat bir kontrol çıkıyor. O kadar ki hassas bir kontrol gerektiği anlarda bileğimi aşırı kasmaktan dolayı içime bir bayma hissi geldiğini fark ettim. Ve aynı oyunları tekrar Dreamcast kontrolcüsüyle deneyimlediğimde e, kontrollerin kalitesinin çok fazla arttığını fark etmek şaşırtıcı oldu. Bu arada e, ben sekizgen ve yuvarlak gate tercih ediyorum. Siz de öyleyseniz maalesef üzerindeki kare gate sizi üzecektir. Sizin elinizde bu stickten varsa ve burada anlattığım kadar olumsuz bir izlenime kapılmadıysanız eğer sebebi sizinkinin az rastlanır sevmiş su sahip modellerden olmasıdır diye tahmin ediyorum. Bu bendeki Steam de ASCII marka olması gerekiyormuş ama daha önce ASCII'nin hiçbir modelinde bu kadar dandik bir parçaya da rastlamadım. ASCII'ye haksızlık etmiş olmayalım şimdi. Butonlarsa Sanva tipinde ama Sanva kalitesine oldukça uzak. Sınıfta kalır demek haksızlık olur, iş görür seviyedeler. Ancak geçer nottan fazlasını da alamazlar. Kontrollerdeki bu toplam memnuniyetsizliğimin bahanesi de yılların yıpranması olamaz çünkü çok çok az kullanılmış. Üstünde herhangi bir kullanım izi bulunmayan bir donanımdan bahsediyoruz burada. Belki Stenia'ya yı yıllar içinde özelliğini yitirmiş olabilir ama onu da biz bilemeyiz. Fakat durum kesinlikle kullanıma bağlı değil ise içini açmadım. Yani tek tek markalarını kontrol etmedim bu ürünlerin. Üzerinde zaten bir marka yazacağını da düşünmüyorum. Açtığımda öyle bir marka göremeyiz diye tahmin ediyorum. Yine de biri çıkıp bana bunlar iyi ürünler. Sen bu işten veya bu tip Stick'lerden pek anlamıyorsun derse verisi haklılık payı olabilir. Çünkü biz hep buton ve competition stick ekolünden geliyoruz. Eğer bir buton hep değilse ya da competition stick değilse bizim için hep bir abes oluyor zaten. Yine de bu ekolün de iyi ürünlerini kullanıp memnun kaldığımı söylemek isterim. Peki bu lanet City'in hiç mi bir iyi tarafı yok? Var ama oyun kontrolleriyle alakalı değil maalesef. Başta belirttiğim gibi minimal, e, sade, oturaklı görünen yapısı muazzam. Buton ve stick renk şeması ve bu sade yapının ortasında standart Dreamcast kontrolcülerinde olduğu gibi bir VMU penceresi olması çok hoş. Bu arada VMU ne derseniz Dreamcast'in save'lerini sakladığımız bir çeşit memory card. E, fakat diğer konsollarda gördüğünüz memory kartlardan farklı olarak bir ekranı, D-pad'i ve butonları var. Bazı oyunların save'lerini içerdiği mini oyunları e, VMU'lara pil takarak oynayabiliyorsunuz. E, VMU meselesine Dreamcast videosu yaptığımızda detaylı bakacağız zaten. Burada da mesela Sol kalibre oynarken oyun başlığının ya da seçtiğiniz karakterin pixel art versiyonunun City'nin ortasında görünmesi hoş bir detay oluyor. Bu arada anlatım sırasında izlediğiniz görüntüler hep dövüş oyunlarından olmasın diye Midway Arcade Klasikleri diskini yazdırdım. E, fakat Midway Arcade Klasikleri diskinde D-Pad desteği yokmuş. E, bu de analog D-Pad modu arasında bir geçiş özelliği olmadığı için yalan olduk. E, oradan bir görüntü paylaşamayacağım maalesef. Sonra Namco Museum'la şansımı denedim. Bu sefer D-pad desteği vardı oyunların, fakat e, bu kontrollerle maalesef o oyunlarda pek keyif vermedi. Büyük ihtimalle görüntülere de bu yansımıştır diye tahmin ediyorum. Evet, çok kısa bir video oldu gibi farkındayım, ama düşüncelerim ve deneyimlerim bu kadar. Şimdilik bu videoda gördüğünüz tüm oyunları standart kolla oynamanızı tavsiye ederek bu videoyu sonlandırıyorum. Bazı retro şeyleri sosyal medyalardan takip etmeyi unutmayın. Özellikle Instagram'da daha aktifim. İzlediğiniz için teşekkürler.